Sevgili çocuklar, merhaba. Ben Gül. Bugün sizlerle Deneyler kitabımızın 28. sayfasında neler suda batar, neler suda yüzer deneyini yapacağız. Hadi bakalım kitaplarımızı açalım, malzemelerimizi hazırlayalım ve deneyimize başlayalım. Çocuklar, daha önce gözlemlemişsinizdir. Bazı maddeler suda batar, bazı maddeler suda yüzer. Peki hangi maddeler batar ve hangi maddeler yüzer? Haydi deneyelim, öğrenelim. Bu deney için malzemelerimiz su, şeffaf derin bir kap, 2 farklı boy köpük top, farklı büyüklükte taşlar, renkli kağıt, küçük dal parçası veya kürdan, misket. İçi su dolu balon, içi hava dolu küçük balon, kapaklı boş plastik şişe, derin kaba, suyu dolduralım. Şimdi sırasıyla maddeleri atıyorum. Sizler de neler battı, neler yüzdü izleyin ve benimle birlikte söyleyin. Plastik boş su şişesi yüzdü. Küçük taş battı. Büyük taş battı. Misketler battı. Orta boy köpük top yüzdü. Büyük köpük top yüzdü. Hava ile şişirilmiş balon yüzdü. Kağıt önce yüzdü, sonra battı. Kürdan yüzdü. Su ile şişirilmiş balon battı. Peki neden böyle olur çocuklar? Araştıralım, sohbet edelim. Hadi çocuklar, deney yapma sırası sizde. Deneyinizi bitirdikten sonra kitabınızdaki etkinlikleri yapmayı unutmayın. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Hoşça kalın.